Merhaba arkadaşlar, Cengiz Hoca'nın sizler için her şeyi ayarladığı, ayarlı hale getirdiği kanaldasınız. Denemelerimize tam gaz devam ediyoruz. ÖSYM ayarında, ÖSYM ayarlı denemelerimizin beşincisiyle yine sizlerleyim. Bu arada şurada hemen bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, bu deneme zor sorular içerir. O yüzden lütfen kendine güvenenler bu denemeyi çözsün diyorum ve netlerinizi, doğru yanlışlarınızı aşağı yazmayı unutmayalım. Orada bizim için değerli bilgiler yer alacak. Evet, lafı fazla uzatmıyorum. Ayarlı denememizin birinci sorusuyla denememize başlıyorum. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İki tane dörtlüğüm var benim burada. Hemen bakacağım. İlk dörtlük çapraz uyak şemasına göre kafiyelenmiştir. Çapraz uyak şeması neydi? A, B. Bakalım. A, ikincisi farklı. B, üçüncüsü yine birinci ile aynı olduğu için. A, dördüncüsü de aynı 2 ile. O yüzden B. A, B. Evet, çapraz uyak oldu. 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diğerlerine bakmadın hocam. Arkadaşlar onda bir zahmet siz bakarsınız ama muhtemelen cevap bu değildi. 11'li hece ölçüsü falan diyorsa o seçeneği ben direkt zaten eliyorum. Niye biliyor musun? Aramızda zaten saymayı bilmeyen herhalde yok. Bu adam bu kadar kolay bir soruyu bize vermez. Geçtim bunu. Birinci dörtlükte teşbih. Teşbih neydi? Benzetme sanatıydı. Bakalım. Mevsim yine hüzün, yine sonbahar, yine gönül ufkun bir dert akşamı. İşte gönül ufkunu dert akşamına, mevsim yine hüzün diyor. Buralarda teşbih sanatı vardır diyebilirim. İkinci dörtlükte abartma yani mübalağa sanatı. Bakalım. Gittin birdenbire boşaldı dünya. Taşıyamaz oldu dağlar karını falan filan. Tabii ki arkadaşlar bu bir abartma. O zaman bu seçenek de doğru. İkinci dörtlükte tam kafiye kullanılmıştır. Tam kafiye neydi arkadaşlar? En az iki ses benzerliğinden oluşan kafiye çeşidiydi. Bakalım ikinci dörtlüğe. Dünya kelimelerle zaten bunlar arasında bir ses benzerliği yok. Kar ını ağırlığını, kar ağırlık, bu ınılar burada yazılışları ve görevleri aynı olduğu için redif oldu. Redifin önünde ben kafiye arıyorum. Burada R sesi var, burada yumuşak G var. Ses benzerliği olmadığı için tam kafiye yok. Burada hatta kafiye yok diyebilirim ben. Yani cevabım D seçeneği oldu. Ayrılık hüznü dile getirmiştir. Zaten hüzün diyor. Ayrılık acısı, ayrılık hüznü diyebiliriz biz buna. O yüzden cevabımız tabii ki D seçeneğidir. 2. Güzel bir söz sanatı sorusu. Birinci grupta verilen söz sanatları ikinci grupta verilen örneklerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır diyor bize. Şimdi bakalım. Gönlüm zengin amma sevdadan yana ak akçe kara gün içindir. Ak akçenin kara gün için olması bu bir atasözü arkadaşlar. Ben bunu irsali meselle beraber eşleştirebilirim. O zaman bu gitti. İkinci beytime baktım. Kadir'in bilmeyenler alır eline onun için eğri biter menekşe. Menekşeyi kadrini bilmeyenler eline aldı diye eğri biter diyor. Ben bunu arkadaşlar hüsnü talil sanatına götürebilirim. Bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bu zaten çok bilindik bir örnek. Mübalağa sanatıyla ilgili. O zaman mübalağa da gitti. Seni sevdim diye, zaten diye için görüyorsanız bu bana hemen güzel nedene bağlama hüsnü talil sanatını yine gösterdi. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Adam aslında taşın sert olduğunu biliyor. Gökyüzünün işte başka rengi falan filan bunları biliyor. Ancak bunu bilmemezlikten geliyor ve tecahül arif sanatı yaptı. Burada ne kaldı? Tariz iğneleme sanatı verilen örneklerde yok. Cevabımız E seçeneği olmuş oldu. 3. Bu dizelerle ilgili olarak hangileri söylenemez? Şimdi bize iki tane beyit verdi yine. Birinci beyitim, ikinci beyitim. Bakalım. Divan edebiyatı geleneğine göre oluşturulmuştur. Ben bunu nereden anlayabilirim? Okurum. İçinde yabancı kelimeler varsa, Arapça, Farsça tamlamalar sık kullanılıyorsa, zaten beyitler varsa bütün bunları divan edebiyatı geleneğine bağdaştırırım. İşte burada ne diyor? Bir dem o dilber cemalinden ıra oldu. İşte bir nefes canenesiz alemde sağ olmak falan filan. Gülistan'da yanında har olmak falan diyor. Yani bu bir divan edebiyatı. Zaten beyitlerde var.
Ben birinci seçeneği söylerim. O yüzden A seçeneği gitti. 2. Sözcük halinde redif ve tam kafiye var diyor. Bakalım. Şimdi ırağı olmak ne güç, sağ olmak ne güç. Burada olmak ne güçler benim sözcük halinde rediflerim. Devamında bakın arkadaşlar ırağı sağ, burada ne kaldı? Ağlar. İki ses benzer olduğu için ben bunlara tam kafiye dedim. Evet, o zaman redif ve tam kafiyem var. İkinci öncülümü de eledim. Mesnevi tarzında uyaklanmıştır. Mesnevi nasıl uyaklanırdı? A, A, B, B, C, C. Bakalım birinci beyit A, A, ikinci beyit B, A diye gidiyor. O zaman ben buna gazel diyemem. Bir kaside ya da gazel olabilir. Üçüncü öncülüm yanlış oldu burada benim. Üç olmayanları eledim. Devam ediyorum. İkiyi de elemiştim. Matla beytine yer verilmiştir. Matla ne demek? Gazel veya kaside. Birinci beyte biz matla adını veriyorduk. AA var. O zaman matla beyti de var. Benim cevabım zaten çıktı. 3 ve 5. Doğa betimlemeleri gerçekçi bir şekilde yapılmıştır. Zaten divan edebiyatında böyle doğa betimlemeleri falan biz çok fazla bulamayız. Cevabımız dediğim gibi D seçeneği oldu. 4. Hangisinde irsali mesel sanatına yer verilmemiştir? Bakın dikkatli okuyalım soruları. İrsali mesel neydi arkadaşlar? Şiirde ahenk oluşturmak için bizim atasözlerinden yararlanmamız. Adem Adem'e gerektir, Adem etsin seni. Adem Adem olmayınca Adem netsin Adem'i. Burada Adem dediğimiz arkadaşlar insandan bahsediyoruz. İnsana insan gerektir diyor. Onu insan yapması için bu bir atasözü, geçtim burayı. Çağır Karaca olan çağır, taş düştüğü yerde ağır. Yine benim bir atasözüm. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Bu bir dursun burada. Tok olanlar bilemez çektiğini aç kalanın. Tok olanlar açın halinden anlamaz gibi bir atasözümüz var burada. Cihanda ihtiyar etsem ne ola uryan olup bir dost. Felek kimine atlas giydirir, ömrüm kimine post. Bu da yine bir atasözü olarak kullanmıştır diyebilirim. C seçeneğinde atasözü veya ona benzer bir kullanım olmadığı için yanlış olmuş oldu C seçeneği. 5. Yunus Emre'den alınan bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yunus Emre'de benim aklıma ilk gelen şey zaten ne? İlahilerin üstadıdır Yunus Emre. Her neyse bakalım. İlahiler 8'li C ile yazılabilirlerdi. Devam edelim buradan. Miskin Yunus bir çareyim. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 L'ci ölçüsü olduğunu gördüm. Yunus'u da verdi bana. Baştan ayağa yareyim. Dost ilinden avareyim. Gölger beni aşk neyledi? Buradaki aşk arkadaşlar ilahi aşk. Yani Allah aşkı. İlahilerde Allah aşkı işlenirdi. Bir ilahinin son dörtlüğüdür diyebilirim buna. Çünkü burada bir malas var. Sade bir Türkçe ile söylenmiştir. Evet, okuduğumuzda hemen anlayabiliyoruz. Didaktik şiir örneğidir. Neydi hocam didaktik şiir? Hemen açtım gözleri, baktım o yana bu yana. Didaktik şiir arkadaşlar, şiirin bize bir bilgi verme amacıyla oluşturulmasıydı. Yani öğretici şiirdi. Burada öğretme amacı yok. Buraya ben soru işaretimi koydum. Hemen diğer seçenekleri eleyeceğiz. Cengiz Hoca'nın en önemli farklarından birisi nedir arkadaşlar? Diğer seçenekleri de inceleyerek devam ediyoruz. Bakın cevabı bulduk. He, geçelim demiyoruz. O yüzden sizlere her denemede hatırlatıyorum. Kalemi kağıdı olmayan lütfen bu denemeleri çözmesin. Evet, fazla uzatma, devam ettik. İçten ve coşkun duyguların yarattığı bir lirizm görülür. Evet, zaten ilahilerin önemli bir özelliğiydi bu. Biçim ve içerik olarak halk şiiri özelliklerini taşımaktadır. İlahiler dini tasavvuf halk edebiyatının bir ürünüydüler. Bu seçeneğim de doğru. C seçeneğim burada benim yanlış olarak karşıma çıktı. Arkadaşlar şimdi bazen böyle uzun sorular mecburen koyuyoruz. Çünkü ÖSYM bunları seviyor. Bu tip sorular soruyor. Şimdi bazı arkadaşlarımızdan şöyle yorumlar geliyor. Hocam ben bu uzun soru bunu okuyamadım falan filan. Emin olun bunu buraya koyabileceğim en büyük şekliyle zaten koyuyorum. Bunu daha büyütme gibi bir imkanım olduğunu düşünmüyorum. Yoksa diğer sayfaya geçiyor. O yüzden elimizden geldiğince büyük halde bunları vermeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Bu parçadan hareketle Dede Korkut hikayeleriyle ilgili hangisi söylenemez? Arkadaşlar bakın. Şimdi bu benim bir Dede Korkut hikayem. Zaten gördüğünüz gibi manzum, yani şurası manzum, şurası nesir, nazım nesir diyelim daha doğrusu. Nazım nesir karışık bir şekilde yazılmış eserlerdi.
Dede Korkut hikayeleri, nazım şeklinde diyaloglar vardı, nesirde olaylar anlatılırdı vesaire. Şimdi manzum mensur kısımdan oluşmuştur. Evet, zaten bunu söyledik. Olağanüstü olaylara sık yer verilmektedir. Şimdi Dede Korkut hikayelerinde evet olağanüstü olaylar var. Ama hikayelerin tamamı olağanüstü oluşturulmuştur diyemeyiz. Burayı bir okumamız lazım. Okuduğumuzda işte Akçakale Sürmeli'ye gelip kazan 40 otağı diktirdi. 7 gün 7 gece yeme içme oldu. 40 evli kul ile 40 cariyeyi oğlunun başına çevirdi. Azat eyledi. Kahraman yiğitlere kale ülke verdi. Cübbe çuha verdi. Devam ediyor. İşte dörtlüye geldik. Daha doğrusu nazım kısma geldik. Şimdi hani dediğim bey erenler, dünya benim diyenler, ecel aldığı yer gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelin mi gidimli dünya, ahır son ucu ölümlü dünya. Ölümden falan bahsediyor. Daha sonra işte burada erenler falan filan var. Altta yine devam edelim. Dua edeyim hanım, yerli Karadağ'ın yıkılmasın, gölgeli kaba ağacın kesilmesin, taşkın akan güzel suyun kurumasın falan, böyle devam ediyor. Koşarken akboz atın sendelemesin, vuruşunca kara çelik öz kılıcın çentilmesin, devam etti. Yani burada ben bir olağanüstü özellik, sık işlenen bir olağanüstü özellik göremedim. Bunu ben bir durduracağım burada. Devam ettim. Dönemin sosyal yaşantısına ait ipuçları. Evet, zaten bakın dua var. İşte cübbeler verdi, ülke verdi falan filan, ona dua ediyor. Sosyal yaşantıyla ilgili özellikler var. Dede Korkut İslamiyet öncesindeki şaman geleneğini yansıtmaktadır. Şaman din adamlarıydı. Burada da yine yani toplum için ne yapardılar? Öncü kişilerdi bunlar. Yer geldiğinde topluma yol gösterirlerdi, akıl verirlerdi vesaire. Burada da Dede Korkut bu tipi burada simgelemekte. Buna da doğru diyebilirim. Savaş ve gaza konuları. Burada gördüğünüz gibi işte vuruşunca kara çelik öz kılıcın işte çentilmesin. Koşarken ak boz atın, at, kılıç. Bunlar savaşla ilgili unsurlar. O yüzden arkadaşlar burada B seçeneğinde olağanüstü unsurlara sık yer verilmektedir ifadesini ben çok doğru bulamadım. Cevabımızın da B seçeneği olduğunu ifade ediyoruz bu soruda. 7. Türkçe hassasiyetini Garipname adlı mesneviden alınan bu dizelerde vurgulayan Kırşehirli sanatçı aşağıdakilerden kim, hangisidir? Türk diline kimse bakmaz idi. Zaten uzatmaya gerek yok. Garipname dedi, Mesnevi dedi, Kırşehirli sanatçı dedi. Bunlar bizi 14. yüzyıl sanatçısı olan Aşık Paşa'ya götürüyor arkadaşlar. Garipname daha önce çıkmış bir sorudur. Lütfen bunu bilmeden sınava gitmeyin. 8. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi numaralanmış kavramlardan herhangi biriyle eşleştirilemez demiş. Güzel bir soru, değişik tarz bir soru. Bakalım. Şimdi Seci'yi ben Sinan Paşa'ya götürebilirim. Süslü Nesrin önemli bir temsilcisiydi. Tazarrunamesi vardı. Burada Seciler bol miktarda var. 2. Naat, Naat'la Fuzuli'yi eşleştirebilirim ben. Hamse deyince Alişir Nevai aklıma geliyor. Alişir Nevai, Hamse ne demekti? 5 mesneviden oluşan eserlere verilen addı. Alişir Nevai ile eşleştirdim. Bibliografyalanda Katip Çelebi'nin yine Keşf-i Zünun adında bibliografik bir eseri var. Onu eşleştirdim. Burada ne kaldı? Lale Devri sanatçısı Nedim kaldı. Belki öncüllerde şarkı olsaydı ya da mahallileşme akımı gibi unsurlar olsaydı onu da Nedim'le eşleştirebilirdim. Cevabım C seçeneği olmuş oldu. 9. Aşağıdaki beyitlerden hangisi Musammat Gazel'den alınmıştır diyor bize. Musammat Gazel neydi? Dize ortalarında uyaklanmış gazel çeşidiydi. Baktığımda dile eyleyip nişane, eğer ursa zahmı cane, sakın ol kaşı kemane, deme keç ata imişsin. Burada baktığımızda nişane, kemane, cane zaten cevabımızın A seçeneğini hemen gördük. Bu soruda diğer beyitlerden bir şey, seçeneklerden bir şey öğrenemeyeceğimiz için buna uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Musammat gazel ifadesini ama kesinlikle bilelim. Dizi ortalarından uyaklanmış olan gazel çeşidi. 10. Bu beyitlerin şiirde yer alma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yine daha önce bu tip soru çıkmış. Lütfen buna dikkat ediyoruz. Hemen burada aklıma ne geliyor arkadaşlar? Bir kere gazeller birinci beyit AA, sonra BA, CA diye gider. Son beyitte şairin mahlası geçer. Burada hemen dikkatimi burada Fuzuli çekti. O zaman 2 benim son beyitim olacak.
2 olmayanları hemen eledim. Zaten 2 seçenek kaldı. Birinci beytin AA olması lazım. Baktığımda burası Ümit ve Senin diye gidiyor. Yani BA şeklinde gidiyor. Üçüncü beyte baktığımda AA, Senin Senin beraber kafiyelenmiş. O zaman üçüncü beytim benim, yani birinci beytim olacak. A seçeneğini de eledim. 3, 1, 2 benim doğru cevabım olmuş oldu. Dediğim gibi bu daha önce çıkmış bir sorudur. Yine buna benzer soru çıkmış sorudur. O yüzden burada uyanık olmakta fayda var. 11. İçerik özelliklerinden hareketle bu beyitlerin aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alındığı söylenebilir. Bu türleri lütfen bilelim. ÖSYM bu türleri seviyor. Şimdi lig kavgaya çıkar bir yanı, sen tevazuyla savaştır anı, savuştur anı. Yani onlar kavga etseler de sen tevazulu ol, o işi öylece savuştur. Olma mestane-i cahu paye, karşı durma gazabı Mevla'ya, işte Allah'a karşı durma. Sana lazım yere yüzün sürmek, kula düşmez el etek öptürmek. Bu beyitleri okuduğumuz arkadaşlar bize ne var? Bir öğüt verme durumu var. Surnamelerde sünnet törenleri veya evlilik törenleri işlenirdi. Pentname öğüt veren eserlerdi. O yüzden cevabım B oldu. Kıyafetname işte dış görünüşten iç özelliklere gidiyordu, elbiselerden falan. Gazavatname savaşları anlatırdı. Seyahatname'de gezilip görülen yerleri anlatan eserlerdi. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Cengiz Hoca tam gaz sorular ayarlamaya devam ediyor. Çabucak gördüğünüz gibi denememizi yarıladık. Ama gerçekten sizler de bana hak veriyorsunuzdur bu konuda. Güzel ve zor sorularımız var. Lütfen bu denemeye önem verelim. Evet, Namık Kemal'in İntibah adlı eseriyle ilgili olarak hangisi söylenemez abi? İntibah daha önce çok defa çıkmış. Biz İntibah'la ilgili ne biliyoruz? İlk edebi roman olduğunu biliyoruz. Kahramanları tek yönlüdür. Zaten İntibah ve Namık Kemal romantizm akımının önemli temsilcisiydi. Romantizm akımında kahramanlar tek yönlü olarak karşımıza çıkardı. Bunu geçtim. Romantizm akımının etkisiyle yazılmıştır. Zaten az önce ifade ettik. Mekan betimlemelerinin kahramanların psikolojik yapısıyla ilgisi yoktur. Evet. Anlatıcının bakış açısından yazarın ahlakçı hayat anlayışı anlaşılabilir. Bunu çıkarabilirim yine. Oldukça sade bir dille kaleme alınmıştır. Yahe! Nereden olsun Tanzimat döneminde oldukça sade bir dil. Dilin sadeleşmesi ta arkadaşlar yeni lisan hareketine kadar dayanacak. O yüzden E seçeneğinin doğruluk payı %0. Cevabımız E seçeneği olmuş oldu. 10 numara bir soru daha geldi. 13. soru. Hangisi söylenemez yine Araba Sevdası'ndan alınan parçayla ilgili. Bakıyorum arkadaşlar seçeneklere, iç konuşma tekniğinden faydalanmıştır. Şimdi iç konuşma, iç monolog tekniği neydi? Tabii ki kahramanın kendi düşüncelerini, kendi iç yapısını, ruhsal dünyasını kendi ağzıyla aracısız bir şekilde anlatmasıydı. Bakın burada aracı yok, kendi anlatıyor. Bunu biz bilinç akışı tekniğiyle karıştırabiliyorduk. Farkı da şuydu. Burada olaylar, durumlar düzenli, sistemli bir şekilde anlatılır. Bilinç akışında düzensiz, karmaşık bir şekilde anlatılır. Bakıyorum şimdi. İhruz Bey köşke geldiği gibi salona çıktı. Eldivenlerini çıkarıp bir tarafa attıktan sonra kanepeye geçti, oturdu. 10 gün evvelki cuma akşamı nasıl düşündüyse yine öylece üzüntüyle düşünmeye başladı. Niçin gelmedi acaba? Niçin? Ne sebeple? Ah parol, tutmazlar ki. Türk kadınları ne kadar biyon edigoyer olsalar yine nafile. Hiç olmazsa bir haber göndermeliydi değil mi? Diye İhruz Bey böyle kendi kendine ne yapıyor arkadaşlar? Durumu anlatıyor bize. Aracı yok bakın, kendi anlatıyor. O zaman iç konuşma tekniğinden faydalanılmıştır diyebilirim ben bu paragrafta. B seçeneğinde Bihruz Bey norm karakter özelliği göstermektedir diyor. Bihruz Bey'in norm karakter olduğunu genelinizin bildiğini zannetmiyorum. Bunu öğrenelim. Önemli. Bakın dursun burada. Bihruz Bey'in Fransız hayranlığı yansıtılmıştır. Ya parol, Bion Edugier falan filan. Bunlardan Fransız hayranlığını çıkarabilirim. Üçüncü kişili anlatıma yer verilmiştir birinci paragrafta diyebilirim. Anlatma tekniğinden yararlanılmıştır. Anlatma tekniğinin önemli bir özelliği şuydu arkadaşlar. Bizim bir okuyucumuz vardı, bir de eserimiz vardı. Anlatma tekniğinde okuyucu ile eser arasına anlatıcı
girerdi. Biz olayları onun ağzından duyardık. Evet, burada da yaralanmıştır diyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar norm karakter demek baş kahramanı tamamlayan, ona yardım eden kişi demek. Burada Bihruz Bey zaten bizim baş kahramanımız. Onu tamamlayan, ona yardım eden başka bir kahramandan bahsetseydi o bizim norm karakterimiz olacaktı. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Cevabımız B seçeneği oldu. En başta bu deneme zor sorular içermektedir diye size uyarıyı vermiştik. Devam edelim 14. soruyla. 14. Sanatçıyla verilen bilgi uyumlu değildir. Edebi hatıralar, siyasi hatıralar, Hüseyin Cahit Yalçın geçtim. Mehmet Rauf Cidal Pençe Sansar, ilk psikolojik romanımız olan Eylül'ü de burada bilelim. Devamında Ali Ziya Uşaklıgil, Kabus Fare, Firuzan adlı oyunları vardır diyor. Tamam, geçtim burayı. Hüseyin Suat Yalçın, Yalan, Körebe, Küçük Beyler. Yok ya, Yalan, Körebe arkadaşlar. Bunlar Hüseyin Cahit değil, Cenab-ı Şahabettin'e ait olan eserlerdir. O zaman cevabım D seçeneği oldu. Tevfik Fikret'in de burada önemli eserlerini görüyoruz. Lütfen bunları da bilmiyorsak not etmeyi unutmayalım. 15 yine güzel orijinal sorulardan biri. Aşağıdakilerden hangisi diyor bu tartışmada geçebilecek bir diyalogdan alınmıştır. Şimdi Akif ve Yahya Kemal'in şiir anlayışlarına dair çalışma yapan bir öğrenci iki şair arasında kurgusal bir karşılama tasarlar. Bu karşılamada iki şair şiir üzerine hayali bir tartışmaya girişir. Bakalım hangisi bunların dediği şeyden olabilir? Akif diyor ki Mirim şiiri düz yazı gibi kaleme almalı. He, güzel. Zaten Akif'in düz yazı gibi kaleme aldığı şiirler vardı. Ve bunu yaparken de Aruz'un ahenginden yararlanmalıdır. Evet, Akif Aruz'un önemli bir temsilcisiydi. Çok güzel. Yahya Kemal de diyor ki azizim haklısın. Hak veriyor ona. Şiiri Aruz'la yazmak lazım. Yahya Kemal de yine şiirlerini Aruz'la yazıyordu. Lakin şiir şiirdir. Onu düz yazından ayırmak gerekir. Yani düz yazı gibi şiir ben yazmam diyor. Evet, Yahya Kemal'in bu tarz yazdığı bir şiir örneği yok. Zaten diğerlerine daha devam etmeme gerek yok. Gayet net ve açık bir şekilde cevabımızın A seçeneği olduğunu görüyoruz değerli arkadaşlar. 16. Bir milli edebiyat roman karakter sorusu olarak karşımıza geldi. Şimdi bakalım uyumsuz bir evliliğin yarattığı aile dramının idealist bir öğretmenin yaşadıkları üzerinden anlatıldığı bu romanda psikolojik tahliller oldukça başarılıdır. Romanda Zehra'nın annesi alafranga yaşayışa özenmekte ve çok masraflı yaşamaktadır. Tamam, devam etmez. Zehra, annesi, babası, bunların ayrılışı falan bunları konu ediniyor. Zaten Zehra deyince aklıma hemen Reşat Nuri Güntekin'in Acımak romanı geldi. Önemli, böyle ince de bir romandır. İsteyenler okuyabilir. Cevabımız çıktı. Şimdi Sodom ve Gomorre'de arkadaşlar bakın. Burada önemli bilgiler size yine veriyorum. Hemen geçmeyin burayı. Leyla ile Necdet önemli karakterler, bunları bilelim. Ateşten Gömlek'te Peyami ile Ayşe var, önemli karakterlerimiz birim. Yine Fatih Harbiye'de Neriman ile Macit bizim önemli karakterlerimiz. 3 İstanbul'da da Adnan'ı bilmemizde fayda var. Bakın milli edebiyat romanlarından soru geliyor. Lütfen bunları hemen bir kenara not edip arkanıza yapıştırın. Gece yatmadan önce böyle yarım olacak şekilde içelim bunlardan arkadaşlar. Devam ediyorum hocam. Gırgıra gerek yok. 17 gelsin. Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangisinin bilinmesiyle giderilebilir? Şimdi Damla Damla gibi mensur şiir kitabı var ise de Çanakkale Savaşı'ndan dönenler dediler ki ve dönemin önemli edebiyatçılarıyla yaptığı mülakatlarıyla tanıdığımız Rüşen Eşref, Geçmiş Günler, Atatürk'ü Özleyiş, Ayrılıklar gibi ana kitaplarında yazmıştır. Evet, buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. 10 numara güzel bilgiler var. Dersturssuz Bağa Girenler adlı eleştirilerinde ise dönemin eserlerini eleştirirken çok ince ve ironik bir üslup kullanılmıştır. Burada bir sıkıntı var. Buraya soru işaretini attım. Destursuz Bağa Girenler Rüşen Eşref'in bir eseri değil. Orhan Şaik Gökyay'ın bir eseri olması gerekiyordu. Şimdi seçeneklerime gittiğimde zaten C seçeneğinde Destursuz Bağa Girenler Orhan Şaik Gökyay'a aittir diyor. Ve cevabım
C seçeneği olmuş oluyor. 18. Yukarıda birinci grupta verilen sanatçılardan hangisi ikinci grupta verilen kavramlardan biriyle eşleştirilmez? Şimdi Mehmet Emin'i ben hemen Türk şairiyle eşleştirdim. Mehmet Akif'i Manzum Öykü ile eşleştirdim, küfe gibi. Yakup Kadri'yi ben Mensur şiirle eşleştirebilirim. Bakın, Erenlerin Bağından ve Okun Ucundan diye iki önemli eseri var, şiiri var. Bunlar önemli sorularda geliyor. Yahya Kemal'i de saf şiirin bir temsilcisidir diyebilirim. Ahmet Kutsi Tezer'i burada herhangi biriyle eşleştiremedim. O yüzden cevabım E seçeneği oldu. 19. Sezai Karakoç ile ilgili hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar, Sezai Karakoç bu yıl soru olarak gelebilir. Lütfen Sezai Karakoç'u iyice bir analiz edin. Ben size söylüyorum şimdiden. Evet, bakalım. Şiiri tanrısal olanı soyut düzlemde kavrayarak en güzel ve eksiksiz bir biçimde anlatmanın aracı olarak kullanmış. Tamam. Şairi ilk meşhur eden şiiri Mona Rosa'dır. Tamam, geçtim. Dini yorumlayan güzel, hayat felsefesi haline getiren Yunus Emre, Mevlana, Fuzuli, Şeyh Galip, Akif, Necip Fazıl çizgisinin günümüzdeki temsilcisidir. Çok güzel bir bilgi. Bilinçaltı anlayışına yönelerek şiirin aklın, ahlaki endişelerin, yasaların ve alışılmış her türlü sınırlayıcı, baskıcı düzeneklerin dışına çıkarmak istemiştir şiiri. Böyle bir şey ben bilmiyorum açıkçası. Türk şiirini bakın, metafizik burada yine önemli. Bir esası oturtan şair, şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği bugüne ve geleceğe taşımaya çalışmış. Bu da yine doğru bir öncüldür diyebilirim. D seçeneği burada Sezai Karakoç ile ilgili yanlış bilgiler içeriyor ve cevabımız olmuş oluyor. 20. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir? Şimdi Güney Anadolu, Toroslar ve Çukurova dedi. Burada Güney Anadolu, Toroslar, Çukurova, Orhan Kemal'i, Yaşar Kemal'i belki dedik burada, tamam. Ama zaten devamında eseri verdi, Bereketli Topraklar Üzerinde. O zaman ben Yaşar Kemal'i de eledim. Bu zaten Orhan Kemal'in bir eseri. Devamında Orta Anadolu bölgesi diyor, Ortakçı'nın olduğu dedi. Şimdi bu eseri bilmeyenleriniz olabilir. Bir dursun bakın, ama devamında Ege bölgesi acı tütün diyor. Bunu kesinlikle bileceğiz. Acı tütünü, tütünü bileceğiz abi. Necati Cumalı diyeceğiz biz buna. O yüzden Tahsin Yücel seçeneğini de eledim. Ortakçı'nın oğlu ve Orta Anadolu bölgesini işleyen de zaten Talip Apaydın'dı. Cevabımız A seçeneği oldu. 21. Sanatçılardan hangisiyle ilgili yukarıda numaralanmış cümlelerde bilgi verilmemiştir? Şimdi baktığımda birinci öncüle Yol Üstündeki Semender ile Behçet Necatigil ödülünü aldı diyor. Seçeneklere baktığımda bunu biriyle eşleştiremeyeceğim gibi dursun bir burada bir. Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça çok güzel eserler. Hababam Sınıfı hemen bizi zaten Rıfat Ilgaz'a götürdü. Tamam. On Mani Padme Hum, He Lam Elif, bunları da kesinlikle bilelim. Asaf Halet Çelebi'ye eşleştirdim ben bunu. Lavinia, Yalnızlık Paylaşılmaz, Sen 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 gibi efsane şiirlerinin şairi olan şair falan diyor. Burada bize Özdemir Asaf'tan bahsetti. Burayı da götürdüm. Medarı Maişet Motoru ve Kayıp Aranıyor romanları vardır diyor bu sanatçının. Bize Sait Faik'ten bahsetti. Birinci öncüldeki Yol Üstündeki Semender adlı eser Ahmet Oktay'a aittir arkadaşlar. Bu da bazen soru olarak karşımıza gelebiliyor. Cevabımız da Ahmet Arif olmuş oldu. Ahmet Arif ile ilgili bir bilgi seçeneklerde yok. 22. Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisidir? Çok Sesli Ölüm, Çözülme. Bu ikisi çok önemli eserleri. Yine en sonda Gül Yetiştiren Adam. Bu çizdiğim 3 eseri kesinlikle biliyorsunuz. Yine Rasim Özdeneren de daha önce soru olarak geldi. Cevabımız zaten B seçeneği olmuş oluyor. 23. Bu da orijinal ve zor sorularımızın sonuncusu diyebiliriz. Yargılarından hangileri söylenebilir? İhsan Oktay Yanar'ın Efrasiyab'ın Hikayeleri eserinden alınan parçayla ilgili. Şimdi arkadaşlar, siz bir durdurup şurayı, bir parçayı bir okuyorsunuz. Ben bu parçayı daha önce okudum. Birinci öncülümde diyor ki Duha Kocaoğlu Deli Dumrul ile ilişki kurularak metinler arasılık yapılmıştır. Bakın.
Şimdi bir metinde başka bir metinle ilişki kurularak bunu okuyucunun karşısına veriyorsan sen burada metinler arasılık tekniğini yapıyorsun. Burada da arkadaşlar bakın ölüm kahramanın başında böyle dolaşıyor. Nereye gitse yani Azrail diyebiliriz biz buna. Onun peşine gidiyor. Onun canını almaya gidiyor. O da ona işte neden benim peşimde dolaşıyorsun falan filan diyor. Gibi bir metin var burada. Efrasiyab'ın hikayeleri bu arada güzel hikayelerden oluşmuş bir kitap. Yine daha önce okuduk biz bunu. Böyle sürükleyici, hoş, dikkat çeken bir kitap. Burada evet Duha Kocaoğlu Deli Dumrul'da da yine böyle bir durum söz konusuydu. O yüzden burada metinler arasılık vardır diyebilirim. Eserin yazılma süreci konu edilerek üst kurmaca. Bakın üst kurmaca birkaç yolla beraber yapılabiliyordu. Ama burada eserin yazılma süreciyle ilgili bize kesinlikle bir bilgi vermemiş. Zaten buradan ben iki olanları eleyeceğim. İki seçeneğim kaldı. B ve E. Zaten biri aldığımda cevap da çıkmış oldu. Devam edelim. Anlatma tekniğinden ve betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır. Anlatma tekniği okuyucu var, eser var, araya anlatıcı giriyor ve olayları biz anlatıcının ağzından duyuyoruz. Burada buralarda özellikle anlatma tekniği vardır diyebiliriz. Betimleyici anlatımda yine zaten burada rahatlıkla çıkarabilirsiniz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 oldu. 4. öncülde geriye dönüş tekniği uygulanmıştır diyor. Geriye dönüş tekniği demek anlatımda geriye gitmek, farklı bir olaya gitmek. İşte bir trende gidiyorsun ya da bir otobüste gidiyorsun. O arada babanla ilgili, babanın sana söyledikleriyle ilgili bir şey aklına geldi. Budur geriye dönüş tekniği. Burada böyle bir durum söz konusu değil. O zaman cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet, bu deneme gördüğünüz gibi zor bir denemeydi. 20 üstü yapanlar bu deneme için gerçekten güzel şeyler başarmışlardı diyebilirim. Bakalım ne gibi sonuçlar gelecek. Ama güzel, orijinal ve bu yıl yine ÖSYM'de çıkabilecek soru tarzları bu denemenin içerisinde mevcut. Şimdi son soruma geldim. Yine her zamanki gibi bir edebi akım sorusu. Bakalım bizden ne istiyor. Şimdi parçayı bana verdi yine. Ben hemen böyle gözlerimi açtım. Bir sağa sola falan parçaya baktım. Dikkatimi çeken kelimeleri hemen alıyorum bakın. Hemen bilinçaltına aldım. Gerçek insana ulaşmak öncelikle onun bilinçaltına inilmesi, bilinçaltının boşaltılması ile mümkün olabilir diyor. Bunun tek yolu rüyadır. İnsan rüyada tam bir hürriyet içindedir. Bilinçaltı, rüya sadece bilinçaltına inerek biz insanın işte anlarız falan filan. Zaten o kadar zor değil bu soru. Burada sürrealizm, bilinçaltı denilince aklımıza gelecek ilk önemli akım. Devamında egzistansiyalizm, varoluşçuluk, sembolizm arkadaşlar deyince zaten aklımıza musiki, işte renkler, ahenk falan gelecek. Dadaizm denince aklımıza işte mantıksızlık, var olan sanat akımlarının reddedilmesi gelecek. Fütürizm de özellikle Mayakovski ve Nazım Hikmet aklımıza gelsin, makineleşme gibi. Bütün bunlar edebi akımlarda önemli bilinmesi gereken kelimeler. Evet, denememi yine bitirdim. Güzel, orijinal bir deneme olduğuna kesinlikle inanıyorum. Lütfen notlarınızı almayı unutmayın. 6. denemede yine sizleri burada bekliyor olacağım. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.